Herkese iyi günler diyerek başlamak isterdim. Fakat böyle bir dönemde iyi olabilmek ne mümkün. 10 ilimizi etkisi altına alan deprem sonrasında büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Umarım ki bundan sonraki süreçte daha acı olaylar yaşamayız. Ben de Türk futbolunda bugüne kadar yaşanmış kariyerlerine devam ederken hayatını kaybetmiş futbolcuları ele aldım. İyi seyirler. Yaşadığımız büyük felaket sonrasında Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkastan da göçük altında kaldı. 28 yaşındaki filebekçinin eşi depremden kısa süre sonra göçük altından çıkartıldı. Ancak arama çalışmaları sonunda Ahmet Eyüp'ün cansız bedenine ulaşıldı. Bu haberi gözyaşları içerisinde bizlerle paylaşan isim de Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural olmuştu. Galatasaray Spor Kulübü'nün 36. Başkanı Dursun Özbek'in kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeni Dursun Özbek, Galatasaray altyapısında forma giyen ve gelecek vaat eden bir isimdi. 9 Aralık 1986'da genç Dursun Özbek, dönemin Galatasaray Teknik Direktörü Yup Derval'in dikkatini çekti. O dönemde dar alanda 8'e 8'de yer alması için az kadro antrenmanına davet edildi. Antrenman sırasında geçirdiği kalp krizi sebebiyle 17 yaşında hayatını kaybetti. Batı Almanya milli takımını Euro 80'de şampiyonluğa taşıyan, 1982 Dünya Kupası'nda da ikinci yapan Yup Derval, daha sonra yazdığı kitabını genç yaşta hayatını kaybeden Dursun Özbek'e atfetti. 29 Nisan 2019 sabahına başta Alanyaspor olmak üzere tüm Türkiye korkunç bir trafik kazası haberiyle uyandı. Kayserispor deplasmanından dönüşte Josef Sural 6 takım arkadaşıyla birlikte VIP minibüs kiraladı. Minibüs Alanya'ya varmadan trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Çek futbolcu yoğun bir çabaya rağmen kurtarılamadı. Sural hayatını kaybettiğinde ise henüz 29 yaşındaydı. Süper Lig'de Ankara Gücü, Diyarbakırspor, Vanspor, Altay, Adanaspor ve İstanbulspor formalarını giyen Gökmen Yıldıran son olarak da Elazığspor'da forma giyiyordu. Elazığspor'da oynadığı dönemde antrenmanın 35. dakikasında yere yığıldı. İlk müdahaleyi kulüp doktoru, ikinci müdahaleyi ise ambulansla gelen ekip yaptı. Yapılan hiçbir müdahale Gökmen Yıldıran'ın yeniden hayata dönmesini sağlayamadı. Gökmen Yıldıran da 27 yaşındayken kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yummuş oldu. Hakan Doğan ismine pek alışık olmadığınızı biliyorum. Kariyerinin tamamı alt liglerde geçti. Hatta bu süreçte 5 kez de şampiyonluk yaşadı. Bu sezon formasını giydiği Kahramanmaraş, İstiklal Spor'da 6. şampiyonluğuna ulaşmasına da çok da az kalmıştı. Fakat yıkıcı depremde göçük altında kaldı ve hayatını kaybetti. Yine aynı takımda oynayan Savruhan Bolat, Burhanettin Sever ve Taner Kahriman da genç yaşta hayata gözlerini yuman isimler oldu. Bosko Kayganiç, 1977 yazında Yasin Özdenak'ın yerine Galatasaray'a imza atmıştı. Sadece 64 gün Galatasaray formasını giyebilmiş olsa da taraftarlar kısa süre içerisinde onu çok sevdi. Yugoslav eldiven Kurban Bayramı tatili sebebiyle ailesini görmek için ülkesine gitmek istiyordu. Aynı yılın Kasım ayında Silivri yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yugoslavya milli takımının da kalesini koruyan başarılı eldiven hayatını kaybettiğinde ise sadece 28 yaşındaydı. Ediz Bahtiyaroğlu Bursa Spor altyapısında futbol hayatına başladı. Çok zor şartlarda antrenmanlara gidiyor, annesi de en büyük destekçisi oluyordu. Öyle ki babasının bu sözü her şeyi özetliyordu aslında. Benden gizli gizli annesiyle gidip taksitle krampon almışlar. Öğretmeni annesine hanımefendi bu çocuğun kafası boş, bundan bir şey olmaz dediği yıl Ediz ilk profesyonel imzasını atmıştı. 16 yaşında Ankara'dan transfer teklifi alan Ediz ailesinden uzak kaldığı için sorunlar yaşasa da takımda kalarak o sezonun parasıyla 2 milyar kazanmıştı. Babası bugün sahip olduğumuz her şeyi ona borçluyuz. En son aldığı arabayı bile annesinin üzerine yapmış. Evladın hayırlısını yetiştirmişiz demişti. Ediz Bahtiyaroğlu 5 Eylül 2012 sabahı evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. 26 yaşında hayata gözlerini yuman Ediz son olarak Eskişehirspor forması giyiyordu. Mihaly Tulipan, 1985 yılında Bursaspor'a transfer olarak ülkemize adım attı. İlk sezonunda yeşil beyazlı takımda Türkiye Kupası zaferi de yaşadı. Efendi ve cana yakın olmasıyla da Bursa halkının büyük takdirini kazanmıştı. Kupa zaferinden bir hafta sonra Tulipan, Ramazan Bayramı tatilini Ulubat Gölü'nde geçirmek istedi. Ailesiyle birlikte bindiği sandalın alabor olmasıyla boğularak hayatını kaybetti. Eşi ve kızı da hayatını kaybedenler arasındaydı.
Edirne Spor altyapısından yetişen Doğan Seyfi Atlı, 2000 yılında Denizli Spor'a transfer oldu. Bir sezon sonra az kadroda daha sık yer almaya ve kendini göstermeye başladı. 2001-2002 sezonunda Denizli Spor, Doğan Seyfi Atlı'nın bir gol attığı maçta Fenerbahçe'yi mağlup ederek Türkiye Kupası'na tur atladı. Maçtan sonra bir günlük iznini Kuşadası'nda geçiren genç futbolcu idmana geç kaldığını fark edince aşırı hız yaptı. Nazilli'de direksiyon hakimiyetini kaybetti ve olay yerinde yaşamını yitirdi. Doğan Seyfi Atlı hayatını kaybettiğinde ise henüz 21 yaşındaydı. Eskişehir Spor altyapısından yetişen ve kulübün profesyonel futbolcuları arasında yer alan Kaan Öztürk, 2020 yılında 20 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Genç futbolcunun kullandığı araç refüje çarptı, daha sonrasında ise devrildi. Hastaneye kaldırılan Kaan Öztürk maalesef kurtarılamadı. 1992 senesinde Samsunspor'a transfer olan Müjdat Gürsu, 1993-1994 sezonu sonrasında tatil için Muğla'ya gitti. Burada bir arkadaşını havaalanından almak için yola çıktı ancak yolda trafik kazası geçirdi ve hayatını kaybetti. Henüz 22 yaşında aramızdan ayrılan Müjdat Gürsu, Ümit Milli takımımızda da forma giyiyordu. Samsunspor'u yıkan tek kaza ne yazık ki Müjdat Gürsu'yla sınırlı değil. 20 Ocak 1989'da Türk futbol tarihinin en trajik trafik kazası meydana geldi. 1988-1989 sezonunda Süper Lig'de yer alan Samsunspor kafilesi, ikinci yarının ilk maçında Malatyaspor'la karşılaşmak için Malatya'ya hareket etti. Sabah saat 09.30 sularında Samsunspor kafilesini taşıyan otobüs bir kamyonla çarpıştı ve uçuruma yuvarlandı. Kazada teknik direktör Nuri Hasan, futbolculardan ise Muzaffer Badaloğlu'yla Mete Adanır olay yerinde hayatını kaybetti. Takımda yer alan Yugoslav futbolcu Zoran Tomić ise ülkesinde 6 ay komada kaldıktan sonra hayata gözlerini yumdu. Kaza esnasında ayrıca takımın şoförü Asım Özkan da hayatını kaybetti. Kaza sonrasında bazı futbolcular geçirdikleri sakatlıklardan dolayı sahalara geri dönemedi. Kazadan sağ kurtulan Orhan Kılınç ise 1994'te geçirdiği başka bir trafik kazasından sağ kurtulamadı. 12 Ocak 2022 yılı gününe acı bir haberle uyanmıştık. Konyaspor'un başarılı savunmacısı Ahmet Çalık, Gölbaşı Hacılar mevkisinde kullandığı aracın kontrolünü kaybetti. 28 yaşındaki futbolcu maalesef ki olay yerinde hayatını yitirdi. Christian Atsu sezon başında Hatayspor'un kadrosuna katıldı. Uyum süreci ve sakatlık sorunları sebebiyle pek de fazla forma şansı bulamıyordu. Gaziantep Futbol Kulübü ile yapılan maçtan önce hocaya çok daha fazla süre almak istediğini söyledi. "Takım bulursam gidebilir miyim?" dedi. Volkan Hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Fransa'ya ailesinin yanına gidecekti. Volkan Demirel Kasımpaşa maçında görev verdi ve Atsu da çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı. Maçtan sonra ise çok büyük bir birliktelik oluşmuştu. Volkan Hoca'nın Atsu'yu kucaklaması saha içindeki sevinçleri görülmeye değerdi. Kader noktası burası. Uçak bileti elindeydi ama iyi oynayıp golünü attığı için gitmekten vazgeçti. Yaşadığı coşkudan sonra gitmeyip burada kalmam gerek dedi. En mutlu olduğu günde depreme yakalandı. Aslında akşam 23'te uçağa binmesi gerekiyordu. Önce İstanbul sonrasında da Fransa'ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi yaşandı. Aramaların 12. gününde cansız bedenine ulaşıldı. 31 yaşındaki futbolcunun vefatı sonrasında hem Türkiye hem de Avrupa'dan birçok kulüp başsağlığı mesajı yayınladı. Böylece videomuzun sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.